Biz niye böyle karanlıkta oturuyoruz ki arkadaşlar? Böyle aydınlık varken neden böyle oturuyoruz acaba? Bir de burayı da kapatmışız. Şimdi portakal, limon, soğan, bir de patates kesiyorum. Bunu güzelce yıkadım. Şu bazı, şu mesela çok kötü yıkanıyor. Bir de şu. Ama deneyeceğiz şimdi. Kekleri yapacağız. Hem limonlu yapacağım, hem portakallı yapacağım. Hem kakaolu falan yapacağım. İnşallah kakaolu vardır. Ay sanırım yoktur. Neyse, kakaolu nasıl olur. Sıkıntı yok. Mira'ya meyve getirdim. Onu koyacağım. Anlayacağınız bir yandan mutfak toplanıyor, bir yandan da geri dağılıyor. Ama üstümü de değiştirmedim. Yukarıya üşendim açıkçası. Bu da rahat. Makinem yıkanıyor. Birazdan bakayım beyazlar ne kadar. Beyazları da atayım. Bir de nevresimi değiştireceğim. Bayağı oldu. Çünkü bayağı dediğim bir hafta falan oldu. Değiştireyim. Birkaç çamaşırım var. Onları da halledeyim. Katlayayım. Ama şu yemekleri bir atayım. Ne oluyor ya Ren? Yemekleri atayım. Aradan çıksın arkadaşlar. Daha sonra da ev süpürüldü çok şükür. Öyle işte Pakizem süpürdü. Sağ olsun, iyi ki iyi ki de var, iyi ki de almışım onu. Çünkü bu arada Şahin arkadaşı süpürge mi yapmış, şey sanırım yapmış. Ama çocuk ortalıkta yok daha. Diyor ki şey, elektrikçi arkadaşı otelde çalışıyor. Böyle bazen evde de elektrik işleri olduğunu, bizim de zaten hep elektrik işlerimizi o yapmıştı. Peki otele götürdü diyor, yaptı diyor sanırım ama ortalıkta daha yok. Dedim, getir ki valla. Tamam şu robot var ama insan yine de diğeriyle böyle mesela robot bütün odaları işte geziyor, bekliyorsun yavaş yavaş yapsın. Ama onu alıyordum böyle şırt şırt, çok güzel. Onun değişik bir şeyini istiyorum arkadaşlar ileride. Neyse söylüyorum sonra bir sürü şey linç geliyor. Neyse bu süpürgemiz bir inşallah kırılmaz da. Daha sonra Letgo'dan hem kablosuz olanı hem de Philips'i satılığa çıkaracağım. Çevremde ihtiyacı olanlar varsa onlara veririm. Çok acıydı. Veya. Anne. Tamam. Çok acıydı. Veya bakacağız. Şu anlık öyle bir şey yok tabii ki. Hayatımda ilk defa acıyorum. Aa, bu ne güzel. Bu azarıma iyi gelir. Anne, bu nasıl muzdan mı? Bir tava versin. Böyle mavi tava. Mavi işte. Mavi şu an hemen beyaz. Al. Şimdi kabuğunu falan atma. Niye? Şimdi. Şöyle hazırlamıştım. Bunlar zaten yıkanmış, temizlenmiş. Mis gibi. Anneciğim bir şey yok ki. Sadece yumuşamış ya. Yumuşamış ya. Bunun da çıkar şimdi. Ay yemin olsun senin bu şeyin kime çekmiş ya? İçimde. Bence de. Tatlı yapıyor. Çünkü kızım, görmedim yani bu türde daha. Kızım kendine tatlı yapıyor bak. Maşallah kızımın ağzı da hiç boş durmuyor ki. Habire bir şeyler yiyor. Habire bir şeyler yiyor yani kızım. Böyle çileğimiz var.
öyle değil yani. Kayısımız var. Kirazımız var. Çilek canım çekti. Bunu buradan yiyemezsin, bu buz. Versene bir kutu. Buz diyorum, yiyemezsin. Çok güzel. Çok güzel. Böyle birbirinden ayrılmadan su tutalım. Ve tatlı yapalım. Bana ver oğlum, bana ver, bana. Niye? Isırıyorsun, sonra da şey yapıyorsun oraya, ha? Anne! Hadi. Şimdi bunu koyalım. Dolmuş. Mirama. Bayağıdır da meyve suyu içmiyoruz. Su içiyor da. Ama arada böyle meyve suyu da içsin yani. Şimdi ezan okunuyor. Aziz Allah, Aziz Allah, Aziz Allah. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Şimdi ben yukarıya çıkayım arkadaşlar. Hem çamaşırıma bakayım. Ondan sonra cima geleyim. Şimdi diyenler var. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Desteğiniz için de çok teşekkür ederim. Anne, sizleri seviyorum. Sizde de böyle bir şey oluyor mu? Şu an var ya, durduk yere şurası nasıl acıyor anlatamam. Dün tamam şeyler diken falan, kaktüsün dikeni batmıştı ama şuralara batmıştı. Şu an şurası acıyor ya. Şu kıza ay netlemiyor ki. Telefondan netlemiyor. Şuradaki kızarıklık yer var ya, orası şu an acayip bir şekilde acıyor. Sanki ucu da beyaz. Bakın şurası sanki ucu beyazladı gibi. Allah'ım. Nasıl acıdı ya. Şimdi yeni bir vloguma hoş geldiniz. Evet, mutfakta kapattık. Mutfakta devam ediyoruz. Şimdi yemek yapacağım. Miram'ın meyve suyunu koydum. Yemek yapmadan önce hemen bir kek hamuru, kek harcı çırpacağım. Sonra böyle önce ana malzemelerin hepsini çırpacağım, koyacağım. Sonra parça parça böleceğim. Çocuklar içeride. Benim de işim gücüm kalmadı. Sadece yemek var. Birazcık çamaşırları şey yaptım yukarıda. Yukarıya çıkıyorum. İki iş orada yapıyorum. Aşağıya geliyorum. Burada yapıyorum. Ama şu an parmağımın acısından da gerçekten nasıl, bakın şurası kırmızı yer var ya. Orası şu an feci bir şekilde acıyor. Acıyor, acıyor. Şimdilik renklere bakar mısınız? Mutfakta çok tatlı değiller mi? Haydi bakalım arkadaşlarım. Sizleri şimdi hızlı bir çekime alacağım. Siz beni hızlı bir şekilde izlerken benim yarım saat 40 dakikam geçmiş olacak. Siz 5-10 dakikada izleyeceksiniz. O zaman sizlere iyi seyirler. Bana da güzel kek çırpmalar. Thank you.
Sanat eserim nasıl? Bir tanesi sade, bir tanesi limonlu, bir tanesi de sade ve yaban mersinli. Bu da portakallı falan. Normalde bir tanesini sade döktüm. Diğerini işte böldüm. Biraz portakal suyu kattım. Bunu sade portakal suyuyla yaptım. Sonra portakal ve limon karışımı var. Bir de onun içine işte yaban mersini var. Neyse çikolata, kakaom yoktu. O yüzden çikolatalı yapamadım. Limonlu, portakallı, sade ve limonlu, portakallı karışık. Bir de meyveli böyle. Buna dondurulmuş vişne koydum. Vişne mi, kiraz mı? Burada da yaban mersinim varmış. Onu koydum. İnşallah güzel olur. Şimdi fırına vereceğim. Efendim anneciğim. Ne oldu? Tarağımı acıtma, tamam mı? Çok sprey de sıkma lütfen. Şimdi burada da meyve suyumuz var. Aslında kayısı da güzel. Çünkü bazen şey yapıyor. Zorluk çekiyor. O yüzden kayısı olması güzel. Yardımcı olur. Şimdilik bunlar, şekerini koyacağım arkadaşlar. Fırını açtım, ısınsın. Burada iki tane tavuk suyunu çıkardım. Miram'ın çorbası için. İki tane çok mu fazla olur acaba diye düşündüm de. Bir tanesini koyacağım, bakacağım. Çok şey olursa şimdi yağına bakar mısınız? Maşallah. Bakar mısınız? Sapsarı. Bir tanesini koyacağım, az gelirse bir tane daha koyarım. Şimdi bunun şekerini koyalım. Onun ardından hemen şey yapacağız. Fırını keke vereyim. Fırını keke vereyim. Çok güzel değil mi? Fırını keke vereyim. Pardon. Keki fırına vereyim. Ondan sonra yemek yapacağım. Miran'ın meyve suyuna fazla şeker katmıyorum ben arkadaşlar. Böyle neredeyse burada 2 litre su var ve 2 litreye ancak bu kadar şeker koyuyorum. Yeterli oluyor. Fazla tatlı değil, fazla da ekşi olmasın diye. Böyle mayhoş mayhoş içsin. Bayağıdır da zaten vermiyordum ama arada bunu da içsin çocuk. Hem de şu kayısılar var ya, kayısı da içsin. Böyle meyve suyumuz olsun. Kekimizi atalım. Daha sonracığıma yemek. Yavaştan acıkmaya başladım. O yüzden güzel bir çorba ve şu an hayal ediyorum makarna. Şunu yapar mıyım? İnanın bilmiyorum. Şu an için düşünüyorum ama Miran'ın çorbası ve bizim makarna ile çorba. Ben kendime sadece çorba yapardım ama Yaren bu çorbayı yemediği için makarna yapacağım.
Şimdi haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve bizim sanat eserlerini fırına gönderiyoruz bakalım. Ne çıkacak ortaya acaba? Merak ettim şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi güzel güzel kabarım bakalım. Ben de şu dağıttığım bölümü bir temizleyeyim. Allah'tan makinem boş. Onu hemen doldururuz. Bir de çorbamın yapımına başlayacağım. Şurada 3 tane portakal var. Şimdi limon sıkarım. Çocuklar içsin. Hadi bakalım. Merak ediyorum nasıl çıkacak kekimiz. Thank you.
yine suyu mu içiyor Cancan? Ha? Abla senin saçını niye açtı? Niye açtı o abla senin saçını başını? Gel diyelim meyve suyu içiyor. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Şu önce makarnamızı bir halledelim de. Fesleğen koyacaktım ama sonra dedim ki yarın şimdi ben yemiyordum, niye koydum falan filan der. O yüzden kıyma, bir adet domates, kaşığın ucunda sarımsak. Güzelce kavurdum. Bir de tuz koydum. Şimdi makarnasını koyacağım. Biraz kavuracağım ve sıcak su ilave edeceğim. Makarnamız demlenecektir. Buradaysa Mira'ya terbiyeli şehriye çorbası. Tavuk suyunun bir tanesini koydum. Bakın bayağı bir yağlı oldu. Su da ekledim. İkisini koymadım. Böyle terşi şehriyelerimiz iyice pişsin. Terbiyesini hazırlayacağım. Burada da benim lahana çorbam. Bunun da şimdi suyunu koydum. Kaynasın, lahanaları ölsün. Biraz rahatlayacak çorba. Şu an sıkışmış durumda. Şimdi buna biraz daha tuz ekleyeceğim. Ondan sonra kekime de bakalım şimdi. Şöyle çünkü su koyacağım ya. Makarnamızı atalım. Yemeklerimiz hazır olsun. Evet, keklerimize bakın hele. Maşallah, inşallah biraz hata yapmayacağım. Soğusun, ondan sonra çıkaracağım. Geçen o hatayı yaptım. Ya yerim ben sizi. Bu fişneli fişneli. Bitti bitti. Kavga etmek yok. Kavga etmek yok. Nerede tokan senin? Tokan nerede? Tokan nerede? O ablanı var ya, saçlayacağım şimdi o ablanı ben. Makarnamı koydum, suyunu da koydum. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Bu da yavaş yavaş, yavaş yavaş. Saçın nerede senin saçın? Ha? Sen saçaklı mısın? Sen saçaklı mısın? Yanıma gel. Gel bana, gel, gel, gel. Gel. Saça bak ya. Saça bak ya. Ne? Sen çok komiksin ya. Çok komiksin sen ya. Düşecekti, nasıl korktu. Ne? Ne? Gel. Gel. Bu mu? Bu. Bu mu? Tabii ki bu. Tamam dur dur. Ablamla konuşuyordum da ben bunları kalıptan çıkardım arkadaşlar. Ablam dedi ki sen dedi yanlış yapmışsın dedi. Evet, sonra düşündüm, doğru. Dedi ki bu kirazla bu şeyleri dibine koyacaktın ki böyle çevirdiğin zaman burası olsun, ama olsun. Böyle de güzel. Ya şunlara bakar mısınız? Mini mini keklerim benim. Çok tatlı. Bakın. Bakın bakın. Ya, bu kirazlar vardı ya, o yüzden biraz ağır. Ya. Ben sizi nasıl keseceğim şimdi? Nasıl yiyeceğim ben sizi? Böyle çok tatlış tatlış keklerimiz var. Birazdan çayla içeriz inşallah. Şimdi makarnanın ağzını kapa. Altın ağzını ne ya? Benim konuşmam da var ya. Makarnanın altını kapattım arkadaşlarım. Miram'ın çorbası da tamam. Benim sadece burada lahana fıtır fıtır kaynıyor. Makarna güzel oldu. Şimdi Yaren'e de vereceğim. Kendim de yiyeceğim. Burada da Yaren'e, Mira'ya kaseye koydum çorba. Onu vereceğim. Birazdan soğusun. Mutfak bayağı bir dağıldı. Mutfağı şimdi toplayacağım. Şunları yerine kaldıracağım. Birazcık ablamla konuştum. İyi geldi. Bazen böyle konuşmak gerçekten o kadar iyi geliyor ki gideyim. Ha? Ben gideyim biraz yeşillik getireyim, olur mu? Hı. Dur. Burayı da daha süpürmedim. Kapıyı kapat annem. Kardeşin Allah korusun çıkar da. Hadi. Mutfağımı bugün akşamdan her taraf derleyip toplamam lazım. Çünkü yarın fizik tedaviye gideceğim için. Ben temizlemiştim. Ama yemek yaptım ya anneciğim. Onları işte yapmam lazım.
kapıyı kapat kardeşim bak, Allah korusun bak, yarın çıkar mıkar. Lütfen rica ediyorum senden. Gideyim, şey vardı turp, bu sabah baktım kocaman olmuştu da. Biraz turp alacağım. Şu inşallah kendine gelir yani, ya kurudu ki böyle. Şimdiki şuradan nanelerimiz bak. Niye ki böyle bol bol ya, bu aralar yağmurlar yağdı ya. Ne kadar güzel şey oldu görüyor musunuz? Kendini attı. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Bakın. Koparsan mı bunu? Hı? Yesek mi? Şunlar daha küçük de. Şunu koparalım. Bir de şunu da koparalım. Ay bu küçükmüş ama neyse. Bunlar daha küçük mü? Evet bu ikisi daha, bunlar küçükmüş. Bunu da, ay bu da küçük. Neyse onlar kalsın. Sonra koparırım. Şuradan da biraz, ay düşecektim. Makarnanın yanında. Şöyle. Babam çok sever biliyor musunuz, böyle aynı benim gibi. Ben de babama çekmişim bu yeşillik konusunda. Annem nefret eder. Ben de bu konuda babama çekmişim. Böyle yeşillik, yani yeşillik derken şey, özellikle soğan, sarımsak. Normalde babam maydanoz falan zaten sevmez de. Ama ben de hepsini seviyorum. Babaannem çok severdi, çok böyle. Özellikle kişniş çok yerdi. Çorbaların içine katardı. Mekan cennet olsun inşallah. Nur içinde yatsın. Şuradan da birkaç tane dal, bunlardan da koparalım da. Çorbayı yarın içerim. Çünkü makarna var ya bugün, çorba. Ya da gece böyle acıktığım zaman yatmadan önce ben çorba seviyorum. Buraya ne olmuş ya? Kuru bir şeyler dökülmüş. Bakın, mis gibi. Tatlış. Naneleri koparırız, kuruturuz bir gün. Çok soğuk. Çok soğuk. Bayağı soğuk valla. Dün ne güzel akşam buraları pırıl pırıl silmiştim. Neyse kapının önüne hemen şey yaparım. O kadar da kötü durumda değil. Sadece dökülen toprakları alırım. O kadar. Değil mi çiçeklerim benim? Ya turba bakın. Şurayı bir alırım. Gece yemek memek yiyeyim, ondan sonra mutfağı da toparlarım sonra. Mutfağın haline göçmüş gidiyor resmen. Olsun. İşimizin adı ne değil mi? Yaparız. Yaparız, yaparız arkadaşlarım. Miram. Miram. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yaptı abla seni? Makinem durdu. Onu şimdi yapacağız. Elimi yıkayayım da. Nerede yıkayacaksam. Evet. Mutfağımız aklandı, paklandı. Makine de çalışıyor. Yemeklerimiz. Makarnadan bu kadarcık kaldı. Makarna güzel olmuştu. Yaren de yedi, ben de yedim. Hatta çorbadan sonra Mira'ya da makarnayı biraz yoğurtla yerdim. O da yedi. Çok şükür. Burası zaten Mira'mın çorbası. Burada da benim lahanam var. Ama lahanaya bugün dokunmadım. Gece belki yatmadan peynirle öyle bir atıştırırım. Ya da yarın gelir. Ya, lahana çorbasını ertesi gün daha çok seviyorum. O yüzden de bugün makarnayla idare ettik. Bu da böyle mis gibi.
bir çorba. Yarın bunu biraz da Miray'a deneyeceğim, vereceğim. Lahanasından, patatesinden, havucundan. İnşallah minik kuşum yer. Şimdi kapatalım. Çay suyu koydum, hemen bir çay demleyeceğim. Şimdi hangi pasta mı? Şey, tatlı kirazlıyı mı yesek? Ekşili ekşili. Ne dersiniz? Dur bakalım. Şuraya bir koyalım. Bu iki sadesine dokunmayacağım. Sadelerimiz dursun. Bundan da ikisinden böyle böleceğim. Çayın yanında çamaşırlar atılacak. Mira yıkanacak. Yaren kafasına sprey sıkmış çocuğum. Ve şey, yapış yapış onu yıkayacağım. Şöyle bakın, kekin içine mis gibi. Şimdi bunun tadına bakacağım. Öyle fazla yemeyeceğim. Bunları nasıl koyacağız buraya şimdi? Biraz da bundan alacağım arkadaşlarım. Keşke ablam da burada olsaydı, beraber yeseydik. O da böyle vişneli falan çok sever. Konuşuyorduk onunla. Diyor ki vallahi şimdi olsaydı yeseydim. Niye bunlar böyle olmuş ki? Vişneliler biraz ağır. Çekmemiş mi acaba ya? Çünkü şu çoğun biraz ağır. Ama bunlar hafif. Bu da hafif. Bu da hafif. Bu birazcık ağır. Bu tamamen ağır. Neyse, bakacağız şimdi tadına. Çayımı da demleyeyim. Nasıl koyacağız? Nasıl kapatacağız? O var. Öyle işte arkadaşlar. Anam 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 gidiyordu. Bir saniye. Kapatacağım şimdi. Evet. Çok tatlı gözükmedi mi? Bu masa gelince vallahi böyle hoşuma gidiyor değişik değişik bir şeyler koymaya. Avokadomu da yarın, bu yarın acil yemem lazım. Hepsi birden yumuşadı. Elmanın yanında duruyorlar ya. Hepsi birden oldu. Yarın Antalya'ya gideyim geleyim de öğlen bir avokado salatası yapayım. Ondan sonra da ben masayı sade bırakamıyorum arkadaşlar. Benim böyle hoşuma gidiyor. Üstünde bir şeyler olmaz. Şimdi çayımı demleyeyim. Ondan sonra bir bardak çay içeyim. Sonra çocuklarla biraz şey yapayım. Saat de 9.30, öyle erken de değil. Ben buraları toparladım, şey yaptım. Hatta şurayı da kapatalım. Akşam oldu artık. Yemeklerimiz de hazır. Bunları da elimdeyken yıkayayım kalmasın. Ama onun öncesinde tabii bir çay demlemem lazım. Bir tane Instagram'da bir fotoğraf paylaştım da şarkı o kadar hoşuma gitti ki böyle dilime dolandı. Candan Erçetin söylüyor. Bu şehir bize tuzak kuruyor var ya, o kadar çok hoşuma gitti ki böyle var ya. Yani aslında duygusal bir şarkı, müzik yani, ama hoşuma gitti. Şimdi ocağımı falan da temizledim. Robotu da çalıştırırım, buraları süpürsün. Birazdan bunları da yıkayacağım. İşte bir tek burası süpürülecek arkadaşlar. Miram! Mila! Mila, Mira, ah Mira, ah. Bu ablanın gene mi burnu kanadı ya? Yaren! Yaren! Gene mi burnun kanadı? Niye oraya bırakıyorsun? Oynama burnunla diyorum sana. Niye akıyor o zaman? Ve silmişsin, götürmüş çocuğun önüne bırakmışsın. Yapma anneciğim. Ah Mira, ah. Ah, bugün tam tamına 6. bez. 6. bez.
Şu an gidiyorum 7.'yi değiştirmeye. Yok artık Mira. Bu ne? Leona, bakma bana öyle. Oturma oralara, halımı batıracaksın. Bir daha sakın yapma, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Zaten yıkayacağım seni birazdan. Ha? Kapatalım mı Nilo'yu? Birazcık çalışalım mı? Ha? Akşamüstü ablamla işte konuştuktan sonra baktım ağlıyor ağlıyor. Geldim şurada oturmuş, nasıl ağlıyor? Perdenin altına girmiş. Açtım kapıyı. Birazcık orada oturdu. Oturdu, tekrar aldım. Tekrar nasıl ağlıyor? Kız! Ha? Sen benim başıma iyi oldun. Sen benim başıma iyi oldun. Hah, gene. Bir sürü kıyafet. Ha? Cadı! Yukarıda zaten bir sürü işim var. Çamaşır atacağım. Bu halı nereye gitmiş? Ha? Babacım neredesin? Babacım. Ah ah. Ah ah. Aha. Jimnastiğe vereceğim ben bunu, jimnastiği. Şunları da alayım da arkadaşlar. Merdivene koyayım. Merdivene koyalım da yukarıya çıkalım. Oy. Biri orada, biri burada. Anaları burada. Şimdi Miray biraz geç yıkıyorum ki şey yapsın, hemen yatağa girelim. Şey olmasın. Çayımı demledim ama daha tam yarem bir tabak makarna daha yedi. Daha tam demlenmesini beklemeden bir bardak böyle içeyim. Çünkü şu an acayip bir şekilde canım çayı çekti. Onu 10-15 dakika demlenmesini bekleyemem. Şimdilik şöyle imamın abdest suyu. Çayımızı içelim. İkincisi de keyif olur. Keyif çayı yani. Şimdi saat 9.30. 10.30 gibi şey yaparım. Yıkarım. Miray'ı yıkayacağım. Belki Yaren'i de yıkarım. Kekime bakayım arkadaşlar. Güzel oldu. Çay demlensin, vereceğim sana, tamam mı? Güzel. Sadece bu içine çok vişne koydum ya. Şey ağırlıktan kek kalk yükselmedi. Diğer ikisi mesela çok hafif. Ama yine de güzel böyle ekşi ekşi. Yenir. Mis gibi. Yaren şu şişeyle suyumu versene lütfen. Gözünü seveyim. Sen bana suyumu ver. Ben de sana bunu açayım. O suyu, şişeyle suyu. İkinci demli çayımla. Uf, nasıl acıyor Allah'ım parmağım. Merhaba demek istedik. Şimdi keki yedim arkadaşlar. Neydi onun adı? Yaban mersinli, güzeldi. İçi biraz yani onlar küçük küçük olduğu için içi güzel çekmişti. Hani diğer sadelerine göre iyiydi. Ama bu vişneli olan vişneleri ağır olduğundan dolayı fazla işte kabarmamış ve bir tık böyle basık. Yani böyle kalmış. Ama vişneleri o kadar güzel böyle ekşimsi tat vermiş ki. Bir dahakine ablamın dediği gibi dibine dökeceğim. Öyle böyle ve çok dökmeyeceğim yani küçük. Çünkü vişneleri ağırdı. Hamur normal yani böyle şey yapmadı. Ama o kadar mı güzel olur böyle ekşimsi tat vermiş. Muhteşemdi. Ama daha fazla. Aslında bunu da yiyebilirdim. Yenilebilir yani illa çok 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 da pişmemiş değil. Bakın böyle. Ama gitmedi. Bir parça yeterli oldu. Şimdi her bunun da dişi çıkıyor. Dişi sallanıyormuş ve diş perisinden istediği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Diş perisinden iPhone isteyecekmiş. iPhone. Babana söyle iPhone'larını yapsın. iPhone kullanırsın. Maşallah 6 yaşında iPhone. İyi.
Bir çayım fazlasıyla açıktı. İkinci çayımsa fazlasıyla koyu. Efendim? Hangi hediyeyi? Anneciğim, düşürürsün. Allah'ım. Allah'ım. Ay, şunlara bakıyorum da şu an o kadar güzel hoşuma gidiyor ki böyle. Tatlış tatlış. Neyse arkadaşlar, ben bu ikinci çayımı da bir içeyim. Daha sonra vallahi yukarıya çıkacağım. Mira kuşumu yıkayacağım ve düşüreceksin anneciğim, lütfen. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Çorba şey, yemekleri dolaba kaldırmayacağım. Zaten cam açık olunca serin oluyor. O yüzden şey yapmayacağım. Şimdi çayın altını da kapatacağım. Şu çay içtiğim bardağı falan, tabağı, şunları da güzelce yıkayacağım. Mutfağımda ya bir şey kalmasın. Robotu çalıştıracağım. O güzelce zaten süpürüyor, gidip yerine şey yapıyor. Yarın da Antalya'dan geldiğimde... Neden böyle konuşmuyoruz ki? Yüzümü çevirmişim o tarafa. Yarın da Antalya dönüşü inşallah... Evet, bak şu an bana şey yaparsan babana söylerim, götürmez. Hadi şu çayımı bir rahat rahat içeyim ve teyzeciler, 2 dakika bir şey konuşacağım, tamam mı? Unutturma şimdi, şeyleri de keselim bak. Kaşıklar gibi olmuş maşallah. Ne diyecektin ya? Ne konuşacağımı da unuttum. Yarın Antalya dönüşü, bu tarafa bakıyordum. Ne yapacaktım ya? Allah'ım yaren ya. Bir şey yapacaktım. Vallahi aklımdan çıktı. Ne diyordum ya, bak. Neyse, her neyse, yarın. Şimdi o benim dilime dolanır, biliyor musunuz? Böyle aklımı şey yapar. Ne yapacaktık? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Ha, yarın da Antalya dönüşü şey, oturma odasını dip köşe temizlerim arkadaşlarım. Yaren kaç gündür oynuyor ya, hiç dokunmuyorum. O kadar ki robot böyle ortalığı süpürüyordu, çıkıyordu. Yarın da dip köşe orayı temizleriz. Evet, sizler de öyle mi bilmiyorum ama benim aklıma bir şey geliyor. Sonra unutuyorum ya, sonra o benim beynimi bayağı bir kurcalıyor. Ta ki bulana kadar. Ay. Şimdi şurada bir çay daha içelim. Ondan sonra Cima. Saat zaten 10.30 olur. Mira kaçta uyandı bugün? Erken 11 gibi yatarız inşallah. Böyle arkadaşlarım. Böyle. Suyum da arkada. Yani Mira'nın televizyona reklam olmuş. Bu da böyle yani arkası, Mira'ya arkasını dönmüş. Reklama atlayacak. Mira da sen tırman tırman. Yaren tırman. Şuraya gel. Isır. Bir baktım ki hem ben mutfaktayım, hem Mira bağırıyor ağlıyor, hem Yaren bağırıyor ağlıyor. Bunun Toto'yu ısırmış. Bu da can havliyle Mira'ya vurmuş. Mira o tarafa savrulmuş. Sen var ya sen, bir daha ablanın Toto'sunu sakın ısırma. Sakın. Tamam annem, tamam. O bebek annem anlamıyor ki o da. Onun şimdi dişi çıkıyor ya, ondan seni ısırmış anneciğim. Tamam annem, tamam. Tamam. Hadi akıllı kızım benim. Bana bak, bana bak. Sakın ısırma bir daha. Seni var ya, o ellerini yolarım. Böyle arkayla çocuğum duruyormuş ya. Ne var? Geldim ki bu da ağlıyor, o da ağlıyor. Yaren ne oldu dedim. Yaren bir tarafını gösteriyor. Mira'ya ne oldu dedim, diyor ki vurdum. Kızım yapma kızım, bir daha vurma anneyi. Bilmiyor ki annem bu.
Sen niye vurdun kardeşini? Tamam da anlamıyor ki annem. Tamam annem tamam. Anlamıyor kızı. Dur bakayım. Dur bakayım yat bakayım ne oldu boynuna? Bakayım boynuna. Boynuna bakayım. Boynuna bakayım. Anne kendisi yapmış bence. Bir şey yapmış kendine bir şey. Meyve suyu annem meyve suyu. Meyve suyu mu ya? Bir saniye bir dur. Yok. Annem bakabilir miyim nedir burada? Ben dur. Nerede yaptın ben o boynunu? Nerede yaptın anneciğim? Yok annem şu boğazını biraz yaralamış. Nerelere giriyorsun sen? Ha? Kabartmış hep boynunu. Bakın bak görüyor musunuz? Anne. Kız seni artık tek başına bırakamayacak mıyız biz? Ha? Bu ne? Bakın, görüyor musunuz? Ha? Nerede yaptın annem? Tamam yeter kızım tamam. Bak bunun da boynu çok kötü olmuş. Sen yapmadın mı bunun boynunu? Anne onu yapayım ya. Sakın öyle bir şeyler deneme annem. Anne. Tamam mı? Sakın. Ver anneciğim. Ver anneciğim. Sakın bak bir daha kardeşine vurayım da deme Yaren. Tamam mı anneciğim? O bilmiyor, anlamıyor. Bak boğazın çok kötü yaralamış. Düşersin. Ha, annem. Hadi seni bici bici yapayım mı ben? Kim yesin bunları? Kim yesin? Allah'ım bunları kim yesin? Kim yesin? Kim yesin bunları? Kim? Öğlen Yaren'le attığımız çamaşırlar vardı ya nedense durmuşlar. Tam da durulama aşamasında. Ben de tam geldim dedim bunları atayım. Erkenden çıksaydım böyle olmazdı. Geldim yukarıda biraz çamaşır falan katladım. Bak sepettekiler duruyor. Dedim şimdi bunları atayım. Bir baktım. Daha tam yıkanmamış. Neyse onlar şimdi durulamaya geçti. Gece kalktığımda onu kurutmaya atarım. Bunları da yıkamaya atarım. Yaren'in odasındaki çamaşırları katladım. Sadece bunlar kaldı. Bunları da yarın hallederim. Şimdi bizimkiler yatıyorlar. Ben de ufaktan elimi yüzümü yıkayıp gidip yatacağım arkadaşlarım. Gidip yatalım. Yarın saat kaç 10.30 gibi falan çıkarız. İşte pastanedir, kahvaltılıktır, odur budur derken anca 12'de dersimiz var. 12'de de gideriz inşallah. Allah tam şey yapamamış da. Süzmemiş böyle şey yapayım. Domestos'ta yıkadığım için renk, bezin rengi değişmiş. Neyse arkadaşlarım sizlerle de burada vedalaşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.